Sayın basın mensupları, değerli yol arkadaşlarım, ekranları başından bizleri izleyen kıymetli partililerimiz, değerli halkımız. Bugün dinleyeceğiniz 28 Mayıs sabahı Manisa'da, Balıkesir'de, Mersin'de, İstanbul'da, Malatya'da, Şanlıurfa'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Edirne'de 81 ilde uyanıp da o gün bugündür huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. Artık korkmaya gerek olmadığını, çünkü korkulanın olduğunu bilenlerin hikayesidir. Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların, bundan sonra bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Seni bu karara ne itti, hangi gruplar diye soranlara, babamın, benim ve kızımın arkadaş grupları diye cevap verenlerin hikayesidir. Arkanızda kim var diyenlere, arkamızda bayramda babasına kavuşturamadığımız, Vera'ya verdiğimiz söz var diyenlerin, Şenyasar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir. Ekmeğini çöpten çıkaran kağıt toplayıcısı Bader Bey'e, süt veren ineğini kesen Meliha Hanım'a mahcup olanların hikayesidir. 30 yıldır sönmeyen Madımak ateşinin zaman aşımı kararıyla yürekleri dağlamasına engel olamamanın acısını hissedenlerin hikayesidir. Ergenekon'da canına kast edilen Kutluysa Okkır'ın eşi Sabriye Hanım'dan, Kaz Dağları'nı savunan Hanife teyzeden utananların hikayesidir. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanmayan Salih Can'ın yüzüne bakamayanların, Bartın'da madende babası Rıdvan'ı kaybeden Emrullah'a, Soma'da ölen babalarının hakkını mahkemede ararken büyüyen çocuklara söyleyecek sözü olmayanların hikayesidir. Ve bu insanlardan dilenmemiş samimi bir özrün utancını yaşayanların hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, bu kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların, kahrını çekenlerin hikayesidir. Bu kendini suçsuz görenlerin değil, ama kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir. İçi yananların, vicdan azabı çekenlerin, sorumluluk duyanların hikayesidir. Ve bir daha aynı hataları yapmamak için azim, inanç ve kararlılık taşıyan gençlerin, kadınların hikayesidir. Bu hikayedeki gençler, kadınlar, Atatürkçüler, cumhuriyetçiler, Türkiye'yi yönetebileceklerine, Türkiye'yi değiştirebileceklerine, aydınlanma meşalesini yeniden yakıp cumhuriyet devrimlerine devam edebileceklerine inancı olanlardır. Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmeye inanan kadroların hikayesidir. Bu bir lider değişikliğinin ötesinde gücü kadrolardan alan ve kadrolarına güç veren bir hareketin hikayesidir. Bu hikaye Atatürk'ün cumhuriyetle bir tuttuğu iki büyük eserimden biri Cumhuriyet Halk Partisi'ni baba evi bilen Atatürkçülerin hikayesidir. Bu hikaye namussuzlardan daha cesur olan namusluların, İsmet Paşaların hikayesidir. Bu hikaye Cumhuriyet Halk Partisi alın yazısı devrimcilik olan bir partidir diyen kara olanların hikayesidir. Ellerinizdeki kitapçık bu hesapsız, bu çıkarsız, bu amasız, bu fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır. İlk adımdır ama birikmiştir. İlk adımdır ama kolektiftir. Tek bir kişinin değil, bir kadronun attığı kocaman bir adımdır. Bir parti içi iktidar mücadelesinin değil, bir büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır. Bizler bu yürüyüş ile Cumhuriyet devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz. En büyük dönüşümler, en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerde gerçekleşir.
Tarihin böyle bir aşamasındayız. Bu bilinçle yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız. Seçim öncesi Türkiye'de oluşan büyük umut ve değişim inancı hızla derin bir hayal kırıklığına dönüştü. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz partimizi hatta siyaset kurumunu terk edebilecek kadar yoğun bir duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi bu durumu tespit etmek ve onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı gözden gelmeyi tercih etti. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi hedefiyle çıktığımız bu yoldaki tutum belgesinde ülkemizin ne durumda olduğuna dair makroekonomik politikalardan emekçilerin sorunlarına, barınma krizinden sığınmacı sorununa kadar bir dizi başlıkta, ülkemizin yarınları için, çoğulculuktan kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığından toplumsal barışa, hak temelli sosyal devletten planlama odaklı kamucu kalkınmaya, aktif sosyal politika uygulamalarından savunma sanayine, tarıma dayalı sanayinden güvenlik sorununa ve bir demokrasi meselesi olarak gördüğümüz Kürt sorunundan dış politikaya kadar tutum alıyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. İş cinayetlerini arttıran üretim baskısından, grev yasaklarına, sendikal baskılara, gri, beyaz ve mavi yakalıların maruz kaldığı sömürüye karşı emekçi sınıfının yanında ödünsüz pozisyon ve tavır alıyoruz. Tek adam rejiminin dayattığı ve beslediği, toplumu ayrıştıran, farklılıklardan yararlanarak birbirinden uzaklaştıran ve kutuplaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Biz ve onlar ayrışmasını etnik, mezhepsel ve toplumsal kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin yaşam, eşitlik, emek, barınma, beslenme ve örgütlenme hakkını birlikte savunuyoruz. Tüm farklılıkları kucaklıyor, toplumun tüm yoksullarına, işsizlerine, güvencesizlerine birlikte sahip çıkıyoruz. Hepsinin talep ve umutlarını ortak hedefimiz olarak benimsiyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaseti reddediyor. Toplumun her kesimine dokunan yatay siyaset anlayışını savunuyor ve sahipleniyoruz. Kurucu değerlerimizi temsil eden Atatürk ilkeleri ve Altı Ok programına bağlılığımız, tarihsel birikimimize duyduğumuz saygının ifadesi olduğu gibi, özgüvenli siyasetin temeli, geleceğimize ışık tutan bir rehber ve doğru yolu gösteren pusulamızdır. Cumhuriyetçilik, laiklik, devrimcilik, milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle simgeleşen altı okumuzu hem tarihsel gerekliliğiyle sahiplenen, hem olgusal tutarlılığıyla benimseyen, hem de günün şartları ve çağın gerekliliğiyle aşındırmadan geliştiren tutumumuz, detaylarıyla tüm kamuoyuyla paylaşacağımız ellerinizdeki kitapçıkta bulunmaktadır. Bu ideolojik netlik siyasal ve sosyal ittifaklara engel teşkil etmez. İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü, benzediği siyaset olmamalıdır. Tersine, birbirine benzemeyen partilerin kendi kimliklerini koruyarak varsa ortak hedefler etrafında birleşmeleri verimli bir ittifakın en önemli şartıdır. İttifaklar parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Bu süreç hiçbir parti içi müzakereye, üzerinde uzlaşılmış bir iç hukuka, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmaksızın ve parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Aynı şekilde
partiler arası imzalanan protokollere dair seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Sağ ve sol kavramlarının 18. yüzyılın kavramları olduğu, 21. yüzyılın sorunlarına çözümler üretemeyeceğine yönelik yaklaşımı kesin bir dille reddediyoruz. 21. yüzyılda emekçilerin, güvencesizlerin, yoksulların, dezavantajlı grupların artan ve ağırlaşan sorunlarına sol ve sosyal demokrat kimlikle bir partinin cesur ve kararlı politikalarının çare üretebileceğini ve umut olacağını biliyoruz. Güçlü bir sosyal demokrat siyasi duruşun sendikal hareketlere, güçlü sendikaların da sosyal demokrat partilere ve sol siyasete yapacağı katkı bugün mahrum olduğumuz bir sinerjidir. Sosyal demokrat siyaset tüm toplumsal tabanlı hak mücadeleleri ve örgütlü güçleriyle etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma halinde olmalıdır. Akbelen'den Cerattepe'ye, Yırca'dan Kaz Dağları'na sağlıklı yaşam hakkını savunan hem yerel hem örgütlü çevre mücadeleleriyle dayanışmak, desteklemek, büyütmek ve bu hareketlerin siyasetimize yapacağı katkının önünü açmak hedefimizdir. Bir yandan sürdürülebilir bir ekonomik ve ekolojik düzen, bir yandan da vatandaşımızın ve gelecek nesillerin sağlıklı çevrede yaşam hakkı savunulabilmelidir. Rant uğruna yaşanan ekokırımın engellenmesi ve iklim kriziyle mücadeleye ilişkin somut önerilerimizi tutum belgemizde göreceksiniz. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilme kararından güç alanların artık yeni hedefleri var. 6.284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, çocukların cinsel sömürü ve istismara uğramasını engellemek için imzalanan Lanzarote Anlaşması, medeni kanun ve nihayetinde de anayasada yer alan kadın erkek eşitliği artık hedeftedir. Kadınlar hayatın her alanında ve elbette partimizde eşit temsil edilmelidir. Kadınların siyasetteki varlıklarını sayılara indirgemeyen, dış halkalara hapseden, kadınları siyasetin merkezine taşıyacak bir yapı mutlaka kurulmalıdır. Bugünün iktidarı gençleri bir karanlığa terk etmiştir. Gençler devlet okullarında nitelikli ve bilimsel bir eğitim alamamaktadır. Gençler yoksulluk ve tarikat ve cemaatlerin baskısı altında barınma kriziyle mücadele etmektedir. Laiklik ilkesi terk edilmiş, tarikat ve cemaatler gençlerin yaşam tarzına, eğitimine, kimliğine, düşünce özgürlüğüne, eğlencesine, aile ve sosyal yaşamlarına kadar birçok alanda kabul edilemez ve dayanılamaz bir müdahale aktörü haline gelmişlerdir. Gençler bahanelere sığınan ya da sözü dolandıran değil, samimi ve net çözüm üreten bir siyaseti bizlerden beklemektedir. Siyasetsizliğin yaygınlaşmasıyla beraber popülist ve aşırı hareketlerin gençleri özel olarak hedeflediği, umutsuzluğun yayılmasından faydalandıkları görülmektedir. Gençlere yalnızca seslenen değil, umudu kendisi yaratacak olan gençlerle birlikte karar veren, katkıya ve yol arkadaşlığına açık, cesur bir siyaset anlayışına ihtiyaç vardır. Kısacası, hedeflediğimiz değişim, emekten yana, üretimden yana, çevreden yana, kadınlardan yana, gençlerden yana ve olan tüm güçleri bir araya getirdiğimiz yeni, cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönemde toplumun hak taleplerinin yalnızca parlamentoda değil, sahada, meydanda, sokakta da sözcüsü olacaktır. Hedefimiz partimizi sadece Türkiye'nin en iyi yönetilen siyasi partisi yapmak değil, en iyi yönetilen kurumu haline getirmektir. Hesap verebilir, denetlenebilir, şeffaf, katılımcı süreçleri işleten, denge denetleme mekanizmaları etkinleştirilen, ölçme değerlendirmeden en iyi şekilde yararlanan, canlı, diri ve kurumsal bir yapı hedeflenmelidir. Örgütlerimiz siyaset üreten, toplumsal bağları güçlü,
yeni mücadele biçimleri yaratabilme kapasitesi yüksek bir yapıya derhal kavuşturulmalıdır. İkinci yüzyılın CHP'si, üye yapısı, örgütlenme biçimi, karar alma süreçleri, parti yönetimi, parti içi demokrasi, katılım ve etik ilkeler bakımından köklü değişimler ile yoluna devam etmelidir. Güçlü ve umut veren bir değişim için partinin lideri, kadroları, yönetim biçimi, örgüt yapısı, siyaset yapma tarzı ve söylemi, program ve tüzüğü yenilenmelidir. Partinin seçilmiş kurullarına işlevlerini geri kazandıran ve onları güçlendiren düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Öncelikle tüzükteki yetki ve sorumlulukları bazen aşan, bazen aşındıran yönetim anlayışı toptan terk edilmelidir. Parti yönetimi değişim sürecini tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi ve parti programının basit ve yalın bir dille daha kısa yazılması olarak tanımlamaktadır. Tüzükte ve programda daha demokratik ve olumlu yönde yapılacak önerilere ve tüm değişikliklere katkı vermeye kararlıyız. Ancak seçim ya da kurultayların baskısı altında sağlıklı, sakin, objektif bir yapısal dönüşümün koşullarını yakalamanın olanaksız olduğu gerçeğinin de bilindiğindeyiz. Bu nedenle yapılacak değişikliklere katkıları verip kurultayımızı tamamladıktan sonra hem teorik hem örgütsel katkılarla gerçekleşecek tüzük ve program kurultayını yerel seçim takviminden hemen sonra başlatacak 2024 yılı içinde gerçekleştireceğiz. Parti içi kurumların karar ve yönetim organlarının işlevsiz kılınması, siyasal yetki ve sorumluluğu olmayan danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapının yerine geçmesi, partimizi bir bütün olarak etkisiz ve işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şartlar ve gerekçeler ne olursa olsun kayıt dışı siyasete teslim olmasını asla kabul etmiyoruz. Kurumsal yönetim ve iş başı yapma biçimi, güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kurul ve organlarıyla diri, canlı ve güçlü olmak zorundadır. Partimizde karar alma ve aday belirleme süreçleri neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terk edilmiş, parti kararları çok büyük ölçüde atanmış danışmanların yönlendirmesiyle belirlenmektedir. Covid pandemisinde sağlıktan, koca bir seçim sürecini medya ve iletişimden, tahıl ve beslenme krizini tarımdan sorumlu genel başkan yardımcıları olmadan geçiren, Ukrayna-Rusya savaşını, NATO'nun genişleme krizini ve Suriye meselesini dış politikadan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmadan takip eden ve danışmanlar üzerinden yürüten parti yönetimi, kurultay sürecini de örgütten sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmadan yönetmeyi tercih etmiştir. Türkiye'de kayyum uygulamasına itiraz eden bir partinin kendi il ve ilçe örgütlerini görevden alarak geçici kurul ataması ve parti tüzüğüne aykırı şekilde çok uzun süreler, hatta yıllarca geçici kurullar eliyle örgütlerin yönetilmesi kabul edilemez. Kurultay sürecinde gerilmişken geçmişte istisnai örnekler hariç örgütlerin görev alınması hiç görülmemişken, bazı illerde kongre delegesine etki edecek büyüklükte ilçelerde kongre yapılmasının engellenmesi, sorunlarımızın sadece yazılı metinlerden kaynaklanmadığını ve her şeyden önce bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ülkede anayasasızlaştırmaya itiraz eden bir parti örgütünün kendi içindeki tabi olduğu tüzükten mahrum bırakılması girişimleri asla hak edilmemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi yönetilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla kapsamlı bir üye reformu gerçekleştirilerek üyelerin genel başkanı doğrudan seçmeleri dahil olmak üzere tüm süreçlere katılımları sağlanacaktır. Milletvekili, belediye başkanı ve meclis üyeleri adaylarının belirlenmesinde ön seçim yöntemi esas alınacak. Yeniden aday gösterilecek genel yöneticiler için ise halkın memnuniyetini ölçen
objektif kriterler gözetilecektir. Genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri için 3 dönem sınırı getirilecektir. Genç ve engellilerin parti organlarında ve aday listelerindeki temsiliyetinin arttırılması sağlanacak. Kadınlar için eşit temsil mutlaka benimsenecektir. MYK üyelerinin 2/3'ü PM üyeleri arasından doğrudan seçilecek. Genel başkan tarafından seçilen 1/3'lük kısım ise parti meclisinden ilk toplantıda güven oyu alacaktır. Parti meclisinin MYK üyeleri için güvensizlik oyu vermesi ve geri çağırma yetkileri tanımlanacaktır. Parti meclisi gerçek bir meclis gibi çalıştırılacak. Parti politikalarının belirlenmesinde danışmanlar değil, parti meclisi mutlak söz sahibi kılınacaktır. Parti örgütü bir yük olarak görülmeyecek. Genel merkezde il ilçe örgütler arasındaki bağ güçlendirilecek. İl başkanları siyasal süreçlerin mutlak aktörleri haline getirilecektir. Parti okulu yenilenecek, bir parti akademisi kurulacaktır. Bunun yanı sıra benzer örgütümüze parti içi demokrasiye yönelik pek çok öneri ve reform niteliğindeki çalışmalarımızı tutum belgemizde detaylarıyla okuyabileceksiniz. Bu çağrı tüm değişimi ve yenilenmeyi birlikte yapmaya ve yeni bir yolu birlikte yürümeye dair çağrımızdır. CHP'yi değiştirip kendimizi iktidar adayı bir çekim merkezi olarak konumlandırmak, toplumun kendisini temsil edeceğine güven duyarak iktidarı teslim edeceği bir siyasi özneye dönüşmek mecburiyetindeyiz. Sorunu doğru tespit etmez, sağlam bir öz eleştiri yapmaz ve yaşananlardan ders aldığımıza insanları ikna etmezsek, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir. Partinin yeni kadrolarıyla bulacağı taze kan ve yeni söylemin yaratacağı heyecan, yerel seçimlerin itici gücüne dönüşmelidir. Yaklaşmakta olan yerel seçimlerin önemi ortadadır. Değişimin yaratacağı moral ve umut, kazanmanın en büyük güvencesi olacaktır. Bugün yitirildiği ve sıfırlandığı konuşulan siyasi ve toplumsal ittifak kapasitesi ancak böyle kazanılabilecektir. Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen, içinde bulunulan siyasi duruma başkaca tanımlar geliştiren, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir siyasetsizliğin parçası mı olacağız? Yoksa örgütümüzü siyasetin öznesi yapacak bir değişimle Türkiye'ye umut mu olacağız? Değişim ihtiyacına referans aldığımız seçmendeki duygusal kopuşu görmezden mi geleceğiz? Yoksa onu dinleyen, anlayan, endişelerini gideren ve yeniden ona umut olan bir değişimin öncülüğünü mü yapacağız? Partimizin üzerindeki %25'lik görünmez cam tavana inanıp siyasetimizi sağ söylemlere sığınarak mı yapacağız? Yoksa sosyal demokrasinin ve kurucu değerlerimizin ışığında özgüvenli bir siyasetle o cam tavanı tuzla buz mu edeceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğimiz kararın özeti budur. CHP'deki değişim ülkenin değişimi için ön koşuldur. İşte bizim hikayemiz de tam burada başlamaktadır. Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için. Kurum ve kurallarıyla çalışan demokrasiyi partimizde ve ülkemizde egemen kılmak için. Gençleri partimizin merkezine almak, partiyi gençlerin çekim merkezi yapmak için. Kadınların etkin olacağı parti yapısı ve siyaset tarzını güvence altına almak için. Emeğin sömürülmesine engel olmak için. Tüm öğrencileri laik, bilimsel eğitime erişim hakkını tesis edebilmek, cemaat tarikat yurtlarında başka Enes Karaların canlarına kıymaması için. Sağlık hizmetlerinden herkesin eşit, ayrımsız ve ücretsiz yararlanabileceği bir Türkiye için. Başka Somalar, başka Ermenekler, başka Amasralar, Hendekler, Çorlular, Afyonlar yaşanmaması için. Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na
adaylığımı ilan ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin en büyük umutsuzluğu ile giremeyiz. Buna izin veremeyiz. Buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz. Seçimleri kazanmak için değil, bir büyük devrim için, eşit, adil ve özgür bir ülke için, ülkeyi ve milleti kurtaracak olan yine milletin azim ve kararlılığıdır. O azim ve kararlılığa yol açacak Cumhuriyetimizin devrimci gücü partimizdir. Şimdi herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım. Hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim. Böyle bir basın toplantısını, tutum belgemizi açıklayacağımız ve adaylığımızı ilan edeceğimiz bir basın toplantısını izlemek, destek olmak, varlıklarıyla burada bizimle birlikte olmak için. Aslında kongre süreçlerinde olan, memleketlerinde olan çok değerli milletvekillerimize, parti meclis üyelerimize 23 Nisan 2011 gününden sonra İlk kez bugün misafirhanenin kapısını çalıp açtığımda karşımda bulduğum değerli kızıma, eşime, çalışma arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, Türkiye'de bütün endişe ve eleştirilerimiz bir yana, Türkiye'de bir partinin liderine rakip çıkılabileceğine, Türkiye'de bir siyasi partinin çoklu yarışla liderini belirleyebileceğine ve özgürce bu iddiayı ortaya koyabileceğine olan inancı sarsmadıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyelerine, yöneticilerine ve bundan sonra iddia koyacak tüm arkadaşlara başarılar dilerken Sayın Genel Başkanımıza da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Kurultay süreci tarihi az çok şekillendi sanırım. Yani bundan sonra nasıl bir çalışma yürüteceğinizi, bu 50 günü nasıl kullanacağınızı, nasıl çalışacağınızı merak ediyoruz. Programınız ne olacak? Bir de çok konuşuldu, tartışıldı. Grup başkanısınız. Bu 50 günlük süreci de grup başkanı olarak sürdürecek misiniz, ayrılacak mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yarından itibaren bundan önce 2 il kongremiz yapılmıştı. Elazığ ve Muş kongrelerinden sonra yarından itibaren ilan edilen takvim dahilinde yoğun olarak il kongrelerimiz yapılacak. Hep birlikte il kongrelerimizi takip edeceğiz. Özgür Özel nerede? Özgür Özel'in ekibi, kadroları, yol arkadaşları nerede dediğinizde halkın yanındayız. Anadolu'ndayız. Örgütümüzün yanındayız. 50 gün boyunca bundan önce partimizin bize ihtiyaç duyduğu her süreçte alnımızın bir damla telini nasıl sakınmadıysak ve son damlasına kadar nasıl akıttıysak öyle akıtmaya, öyle çalışmaya devam edeceğiz. Grup başkanlığı benim Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk grup başkanıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmayan ilk grup başkanı, Sayın Genel Başkanımız da bu süreçte milletvekili olmayan ilk genel başkanı. Bu süreci birlikte deneyimliyoruz. Şu anda kurultay kararı alınmış, kurultay tarihi belirlenmiş değil. Bundan sonraki süreçte ekibimizle, arkadaşlarımızla ve grubumuzla birlikte bu değerlendirmeyi yapacağız. Ancak
Sayın Genel Başkanımızla ilk görüşmeden geçen salı günü son yaptığımız görüşmeye kadar bu konuda basına bir takım çevreler tarafından servis edilen bir takım kulis haberlerinde Sayın Genel Başkan'ın bu konuda bir talebi olduğu iletiliyordu. Kendisinin bana bu yönde bir talebi olmadı. Zaten kendisi kendi alanında olmayan böyle bir alana müdahale edecek bir antidemokratik tutum içinde olacağını da hiç düşünmemiştik. Biz görevimizi yetkiyi aldığımız grubumuza bağlılıkla bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Ancak resmi kurultay kararı alındığı gün tekrar bir değerlendirme yapacağız ve o gün görüşümüzü, kararımızı sizlerle paylaşacağız. Şöyle düşünmekte de fayda var. Bazen şöyle yazılıyor, bu ikilik değil mi diye. Eğer ben kurultayda adayım, kazanırsam genel başkan ve grup başkanı olacağım. Sayın genel başkanımız kurultayda aday olursa ve yeniden genel başkan seçilirse yine bir genel başkan ve grup başkanı olacak. O yüzden bu süreçle ilgili durumu ikilik olarak tanımlamamak gerekiyor. Ancak bundan delegemiz, üyelerimiz bu konunun böyle bir ikilikle olmamasını tercih edecek olurlarsa o zaman milletvekili olan bir genel başkanın göreve getirilmesi bu ikili görevlendirmeyi de otomatikman ortadan kaldıracaktır. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aslında seçimlerin hemen ardından bir değişim tartışmalarını başlatmıştı. Bugünkü açıklamayı yapmadan önce kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Ya da bu konuyla ilgili bir görüşme yaptınız mı? Yok, bugün herhangi bir görüşmem olmadı. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi, fikrine değer verdiğim herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var. Ancak bugün herhangi bir görüşmem olmadı. Buyurun, haklıyım. Destek hangi oranda sizce size destek ve kurultay eğer Kasım başında yapılırsa örgütlenme için yeterli vaktinizin olacağını düşünüyor musunuz ve bu arada herhangi bir genel merkez tarafından bir engelleme olabileceğini de düşünüyor musunuz? Herhangi bir engellemeyi Türkiye'nin en köklü ve Türkiye'ye demokrasiyi getirmiş olan partisine, partime yakıştırmam. Biz kurultayın mümkün olan en kısa sürede yapılmasını düşünüyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi toplumda ve seçmende çok ciddi travmalar yaratan bir seçim sonucuyla karşı karşıyayız. Bir hesap vermenin, bir hesaplaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Demokrasi de bu sandıkla olur. Eğer siz sandığı seçmenin ya da üyenizin önünden kaçırırsanız o hesap gelen ilk sandıkta görülür. Yerel seçimlerde bir büyük başarısızlık yaşamamak, umutsuzluğu umuda çevirmek ve büyük bir başarıyla, büyük bir moralle Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk seçimlerini kazanmak istiyorsak bir an önce kurultay yapılmalıdır. Kurultay tartışmalarına bu şekilde bakıyoruz. Ben bu kurultaya son önümüzdeki 50 günde hazırlanıp hazırlanmamayı tartışmıyorum. Ben ve arkadaşlarımız siyasete girdiğimiz ilk günden beri partileri için çalışan, bu partinin evlatları, bu parti için ter döken, bu parti için üzülen, başarısında, başarısızlığında gözyaşı döken evlatlarıyız. Biz her Cumhuriyet Halk Partili gibi bu partiyi üzerimize görev düştüğü anda yönetmeye, en iyi şekilde yönetmeye ve ayağa kaldırmaya hazırız. Buyurunuz. Siz, evet, hanımefendiden başlayın. Bağırın. Bahar Feyzan, hayırlı olsun öncelikle. Sizi en çok eleştirdikleri yer ve muhtemelen eleştirecekleri yer, bu seçim sürecine zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber gittiğiniz, hatta onun veda konuşması gibi grup konuşmasında sizin gözyaşlarınızı tutamadığınız, ne değişti, ne oldu, işte partiyi bölüyor eleştirilerine çok maruz kalacaksınız. Bunlar için ne diyorsunuz bir? İkincisi, sizi ilk tebrik eden Twitter'dan Ekrem İmamoğlu oldu. CHP değişirse Türkiye değişir diye. Beraber mi hareket ediyorsunuz? Son olarak kaybederseniz CHP milletvekilliğinden ve partinizden istifa edip başka bir hareket kurar mısınız? Bahar Hanım, sondan başlayayım. Özgür Özel kaybederse partinin neferi olarak çalışmaya devam eder. Özgür Özel, bırakın kaybetmeyi, peşinden koşsanız, kovalasanız, onu zorla uzaklaştırmaya çalışsanız baba evinden ayrılmaz. Burası Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir.
Diğer taraftan çok sayıda milletvekilimiz, parti meclisimiz, belediye başkanımızla birlikte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da paylaşımını az önce gördüm. Bundan da büyük bir memnuniyet duydum. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi Ekrem İmamoğlu da bu partinin bir evladıdır. Onun değişim konusundaki yaklaşımını ve bu sürece olan yaklaşımını önemsiyorum. Ben sadece Sayın Ekrem İmamoğlu'yla değil, bu parti iyi olsun diye. Seçim gecesi artık bu partinin kadınları, gönül verenleri tülbentini sirkeye basıp da basına bağlamasın, o tülbentiyle halay çekebilsin diye bir umudun peşinden yürüyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyorum diyen, bir daha ikinci parti olmak istemiyorum diyen, bir daha partinin ışıkları erken saatlerde sönsün istemiyorum diyen herkesle el ele, omuz omuza birlikte yol yürüyeceğiz. Bu partiyi birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. İlk başta da bir sorunuz vardı. Üç soru olunca ilk soruyu alabilir miyim? Sizi en çok bu sürece beraber gittiniz. Partiyi bölmekle çok fazla eleştirecekler. Ne oldu da şimdi böyle diye. Bunlara karşı nasıl bir cephe alacaksınız veya ne söyleyeceksiniz diye. Hazır mısınız diye. Cumhuriyet Halk Partisi gibi demokrasiyi içselleştirmiş partiler rekabetten zayıf düşmezler. Yarışlarda bölünmezler. Aksine buradan güçlerini tahkim ederek, yenilenerek, gençleşerek ve umutlu olarak yollarına devam ederler. Ben böyle bir sürecin katkı sağlayacağını, böyle bir sürece katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Ben siyasette kameraların önünde üç kez ağladım. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin balkonunda mazbatamızla birlikte İstanbul Büyükşehir'i Tayyip Erdoğan'ın yönettiği ve yönettirdiklerinden teslim almaya gelirken karşımdaki kalabalığın gözyaşları içinde el sallamalarına karşılık verirken ağladım. 7 yıl boyunca hiç atlamadan, aksatmadan takip ettiğim Soma davasının sonunda birileri ölenleri suçlu bulup katilleri serbest bıraktığında andolsun ki hesap soracağız derken ağladım. Bir de 8 yıldır grup başkan vekilliği, 11 yıldır milletvekilliği yaptığım partimde bu benim bu kürsüden son konuşmam, Türkiye'yi yönetmeye hep beraber gidiyoruz dediğinde hepimizin inandığı, güvendiği liderimiz veda ederken ağladım. Gözümden yaşan, akan her damla yaş bu partime de, bu partinin tüm üyelerine de helal olsun. Hiç utanacak bir şey yok. Mahmut Aydın, gündeme dair her şey. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ankara gazetecileri ne zaman aday olacağınızı bekliyordu. 10 yıldır adınız kulislerde konuşuluyordu. Umarım başarılı olursunuz. Benim iki kısa sorum var. Birincisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti. Siz genel başkan seçilirseniz aynı isimlerle devam edecek misiniz? Yoksa tutum belgesinden biraz önce söylediğiniz gibi bir ön seçim yöntemi benimseyecek misiniz? İkinci sorumda seçimlerde beraber çalıştınız, Diyarbakır'a gittiniz. Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ve arkasından gelişen olaylar oldu. Soruşturmalar açıldı. Parti sözcüğünüz de açıklama yaptı ve yetkili kurullarda durumu değerlendireceğini söyledi. Siz Sayın Sezgin Tanrıkulu'ya sahip çıkacak mısınız, destek olacak mısınız? O konudaki tutumunuz nedir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir genel başkanın parti meclisinin yetkisinde olan bir konuda parti meclisi, ki adayların belirleneceği ve resmi takvim içinde bildirileceği parti meclisi kurultaydan sonra oluşacak. O parti meclisinin yetkisi olan bu konuda bu kadar kesin bir söz söylemesini yadırgarım. Ben olsam yapmam. Peki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için orada yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesinde mutlak memnuniyete, halk memnuniyetine, vatandaş memnuniyetine dayalı objektif kriterlerden bahsettik. Bugün baktığınızda her ikisi de bugüne kadar görülmemiş bir memnuniyetle karşılanıyorlar bizim elimizdeki ölçümlerde. Genel başkan da bundan bahsetti. Kamuoyu da bunları yakından takip ediyor. O durumda adaylıkları için bir sorun olmaz. Ama kararı genel başkan, o günkü genel başkan değil, o günkü parti meclisi verecektir. Sezgin Tanrıkulu meselesi bir olgu olarak, yani bu toplantının konusu olmamakla beraber bir olgu, bir yönetim anlayışı olarak değinmek istediğim bir konu. Sezgin Tanrıkulu kendisine bir canlı yayında
terörist diyen ve Atatürk'e hakaret ettin diyenlere cevap vermek üzere canlı yayına bağlanır. Canlı yayın sırasında kendisine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilgili bir soru yönlendirilir. O konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin verdiği soru önergesine verdiği cevap o kısmıyla alınır ve bir linç kampanyası başlar. Oysa kendisinin bahsettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 1980'lerin hepimizin utanç doyduğu ve Kürt sorununu kronikleştiren, en derin hale getiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının, utanç duyulacak bazı mensupların helikopterden attıkları köylülere ilişkin bir karardır. Sezgin Bey, böyle şeyler geçmişte olmuştur. TSK'dan şaibeyi kaldırmak için bu sorular sorulmak durumundadır demiştir. Ama genel kayıt yerine sadece TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim kısmı verilmiş ve büyük bilinç kampanyası başlamıştır. Üzüntü verici olan bu kampanyanın bu hale dönüşmesine bizim AK trollerin, AK Parti sözcülerinin, AK Parti'ye müzahir kalemlerin hedef göstermesiyle o kısa videoyu izleyerek çanak tutan, katkı veren yaklaşımdır. Elbette benim genel başkanlığımda da partimdeki milletvekillerinin partimizin görüşleriyle bağdaşmayan, eleştiriye açık ya da parti içinde sorulacak ve soruşturulacak ifadeleri olabilir, gereği de yapılabilir. Ama bu asla bir AK trolün paylaştığı 35 saniyelik videoya paldır küldür onlarla yarışarak tepki vererek değil, işin doğrusu gerçeği araştırılıp kendi evladımız birilerin önüne atılmadan yapılır. Sonra bir suç, bir kusur varsa o elbette partinin yetkili organları tarafından karara bağlanır. Bizim yaklaşımımız bu şekilde olacaktır. Buyurun. Seçilmeniz halinde, şimdi bir de ittifaklar tartışılıyor. Seçilmeniz halinde bir ittifak arayışınız olur mu? Nasıl bir stratejiniz olur? Belki çok özet olabilir çünkü geniş anlatmanız zor olabilir. Ne yapacaksınız? İttifaksız mı, tek başına seçim mi? Biraz önce ifade ettiğim gibi bugünkü moral bozukluğu, bugünkü geçmiş ittifakın bileşenleri tarafından söylenen bazı sözler, yaklaşımlar, hem toplumda hem partilerde, partinin yönetim kadrolarında bir gerginlik ve bir umutsuzluğa yönelmiş ve sonuçta ittifak kapasitesi ortadan kalkmış görünüyor. Bunun için bir heyecana, bunun için yeniden bir doğuşa, bir dirilişe, bir şeylerin değişmesine ihtiyaç var. Cumhuriyet Halk Partisi 5 Kasım'da genç, dinamik, etkin, yetkin kadroları göreve getirdiğinde elbette biraz önce ittifakların ne şekilde yapılabileceği ölçme değerlendirmeye, önceden üzerinde yazılmış, anlaşılmış bir iç hukuka dayanan, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verilebilir bir ittifak anlaşmasının elbette peşinde oluruz. İttifaklarla ya da ittifakların olmadığı yerde öz gücümüzle ama geçmiş 100 yıllık tarihimizin en başarılı sonucunu almak da, en kötü sonucunu almak da bizim bize inananları nasıl ikna edeceğimize, nasıl ayağa kaldıracağımıza ve bundan sonra bir şeylerin değiştiğine nasıl onları inandıracağımıza bağlıdır. Bunun için olmazsa olmaz şart önümüzdeki kongredir, kurultaydır ve değişimdir. Başak Hanım, buyurun. Kurultayda acaba kaç delegenin oyunu hedefliyorsunuz? Bir de değişim isteyenler arasında da yöntem ve tarz olarak farklı görüşler var mı? Yani değişim isteyenler topyekün mü hareket ediyor yoksa bir bölünme var mı? Kurultay'da doğal olarak her bir delegemizin oyuna talibiz. Çünkü hepimiz aynı evin evlatlarıyız. Kardeşlerin birbirini sevmesi, sayması, sahip çıkmasından daha doğal bir şey yok. Bugünden itibaren her bir delegenin oyuna talibiz. Değişim talebi son derece meşru, son derece dinamik bir taleptir. Ben değişim talebini parçalara ayırmanın, değişim talebinin farklı farklı yaklaşımlar olduğunu değil, değişim talebinin konuşarak, tartışarak, uzlaşarak bir büyük parti içi ittifaka dönüşmesinin iktidarı getireceğine inanıyorum. Bu yönde çalışıyoruz ve değişim talebi
partinin üzerinde uzlaştığı, ortaklaştığı heyecan verici bir yürüyüşe dönüşmüş durumdadır. Ayrımız gayrımız yoktur. Buyurun. Özgür Bey, son üç soru alsak bundan sonra herhalde. Şöyle üç soru alalım bitirelim. Öncelikle ben tüm basın mensuplarından soru kabul ettiğiniz için, yani bize bu kadar çok soru imkanı tanıdığınız için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Aslında biraz da Başak'ın sorusunun devamı niteliğinde bu delege sistemiyle ilgili halkta ve CHP seçmenlerinde bir şöyle bir inanış var. Delegeler zaten CHP yönetiminin, yani Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isimler ve bu koşullar altında mevcut yönetime karşı birisinin kazanması çok zor. Hatta böyle değişik örnekler falan getiriliyor. Şu anda Kemal Atatürk gelse bile kazanması çok zor bu sistemde deniliyor. Bunu bir çelişki olarak görüyor musunuz ve delegelere nasıl seslenmek istersiniz? Bir de bu bir yürüyüştür dediniz. Kaybetmeniz durumunda da bu yürüyüş devam edecek mi? Değişim yürüyüşü. Delegelere seslenmenin merciği, yeri yarından itibaren il kongreleri ve sonra kurultayımızdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin aklını, vicdanını, kalbini çok önemsiyorum. Toplumda olan, üyede olan bir karşılığın delegede olmadığını düşünmek delegelerimize büyük bir hakarettir, büyük bir haksızlıktır. Böyle yorumları üzülerek okuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerinin kim olduğu değil, o delegelerin neyin delegesi olduğu önemlidir. Onlar Altıok'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin Türkiye'nin gelecek umudunun delegeleri olduğu için en doğru kararı verirler. O konuda en ufak bir şüphem yok. Buyurun Salih Hanım. Ben aynı şeyin devamı olduğu için sormak istemiştim. Şimdi biz tabii çok değişik çevrelere soruyoruz bu süreçte ne bekleniyor süreçten diye. Nihai noktada da delege ağırlığı. Oluşan yapının 300'e 1400'e 1000 şeklinde gerçekleşeceği söyleniyor. Siz nasıl ölçüyorsunuz bilmiyorum ama bu ortamda da sizin bunu göze alıp çıkmanız eleştiriliyor. Yani Özgür Bey bile bile niye bunu yapıyor diye. Tabii bilmek imkansız. Sonuçta bir kurultay ve bu süreçte delegenin iradesine ipotek konulamaz. Ancak böyle bir tablodan söz ediliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu bile bile neden çıkıyorsunuz? Sorayım öyle. Bir de bir sorum daha olacak. Hazır mikrofonu kapmışken. Şimdi kayıt dışı siyasetten söz ettiniz, parti danışmanlarının yönettiğinden söz ettiniz, anlık algılarla hareket eden bir liderden söz ettiniz. Şimdi bu yapı partiyi uzun zamandır yönettiği gibi seçim öncesinde çok belirleyici oldu. Hem ittifak süreçlerinde, aday belirleme süreçleri dahil. Ancak sizler de aynı zamanda bu tablonun içindeydiniz. Bir şekilde yönetimdeydiniz. Siz gruptaydınız. Yine burada da birçok isim, genel başkan yardımcıları var. Yerel yönetimden sorumlu yine önemli kademelerde görev almış isimler var. Bu A takımıydı Kılıçdaroğlu'nun ve o kadronun içindeydi, o çerçevenin içindeydi. Dolayısıyla o dönemde bu anlık algılarla partiyi yöneten genel başkana müdahale edemediniz mi? Süreci dönüştürme konusunda bir etkiniz olamadı mı? Öncelikle delege yapısıyla ilgili şunu hatırlatmak isterim. Bu şu ana kadar Muş ve Elazığ dışında hiçbir il kongresi yapılmadı. Yani bahsettiğiniz 1400 delegenin henüz doğal delegeler, milletvekilleri ve parti meclisini saymazsak 1180'i oluşmadı. O yüzden 400'e 1000, 300'e 1000 rakamları nasıl hesaplanabiliyor? Bu gerçekten oldukça manipülatif. Bir de eğer biz o sayılara bakacak olsaydık, İl kongrelerinin başladığı gün değil, biteceği gün aday olurduk. Sayardık ve ona göre bir tutum takınırdık. Ama bizim hikayemiz, bana ne olur, ben aday olursam ve kaybedersem ne olur diyenlerin değil, bugün itirazın, bugün değişimin, bugün gençleşmenin, bugün tartışmanın ve güçlenmenin günüdür diyenlerin hikayesidir. Bunu böyle görmenizi beklerim. Diğer husus, tabii görevim dolayısıyla edindiğim sırları ifşa etmeyeceğimden herkes emin olsun. Ancak hem geçmişteki, hatta daha önceki dönemlerdeki 8 yıl boyunca görev yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bizzat genel başkanımızın kendisi kritik kavşaklarda Özgür Özel'in ve daha birçok arkadaşımızın bazı kararlara nasıl itiraz ettiğini ya da bu kayıt dışı siyasete itirazı hangi dönemeçlerde dile getirdiğini,
hangi mahsurları ifade ettiğini ya da iyi bir örnek olarak örneğin adalet yürüyüşünü partinin tüm seçilmiş organlarının ortak kararıyla alınmasında başarının nasıl ortaya çıktığını hatırlatıp partinin seçilmiş organlarının dışlandığında ne felaketler yaşandığını hatırlattıkları onlarca örnek mevcuttur. Ancak yaptığımız, içinde bulunduğumuz süreçten dolayı ve tabii ki demokratik merkeziyetçilik anlayışı gereğince içeride yürütülen tartışmaların geçmişte kamuoyu önüne taşınmamış olması yönetici ahlakımızın gereğidir. Ancak yine de ilk başta da ifade ettiğim gibi bu süreçte hiçbirimiz kendimizi sorumsuz göremeyiz ama kendisini tamamen sorumsuz görüp hiçbir şey olmamış gibi davrananlara itiraz ediyoruz. Sorumluluğumuzu inkar ediyor değil, herkesin sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini savunuyoruz. Buyurun. Özgür Bey, öncelikle başarılar diliyorum genel başkanlık yolunda. Sorum şu, seçimden sonra genel başkan adaylığı için daha önce Ekrem İmamoğlu ismi de öne atılmıştı sizinle birlikte. Hatta sizin Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olduğunuz söylenmişti. Emanetçi misiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olan birine emanetçi olma yakıştırması herhalde en son söylenebilecek ve en son yakışabilecek, üzerine yapışabilecek şeydir. Bir emanet vardır. O emaneti bugün onurla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk'ün emanetidir. Nasip olursa nasip olursa üyelerimiz ve delegelerimiz uygun görürlerse o emaneti taşımak siyasi hayatında bir siyasetçinin siyasi hayatında taşıyabileceği en büyük gurur ve onur olacaktır. Atatürk'ün emaneti dışında emanet taşımak değil Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesine yakışmaz. Teşekkür ediyoruz. Hadi sizi kırmayalım. Son soruyu sizden alalım. Buyurun. Aslında siz bugün evet adaylığınızı ilan ettiniz ama dün Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etti. Sizden önce aslında ilan etti sizin adaylığınızı ve net cümleler kurdu. Sizin bu konuya değerlendirmeniz ne olur? Bazen adaylıklar kendiliğinden ilan edilebilir ama bazen de o adaylığı birinin ilan etmesi beklenebilir. Ben bugün adaylığımla ilgili bu toplantıyı yapmayı düşünüyordum ama zaten basında yazılıyordu, çiziliyordu. Dün Sayın Genel Başkan'ın benim adaylığımı ilan etmiş olmasını Sayın Genel Başkan'ın bir jesti olarak görüyorum ve parti tarihini bilen, bagajı olmayan gençler vardır ve ben öyle bir genç olursa görevi seve seve kendisine teslim ederim yaklaşımının bir devamı olduğunu ümit etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Nasıl? Olur, olur, yapalım.